En garibime giden ve acı olan bir başçavuş bile başbakana tokat attı. 28 Mayıs 1960 gecesi saat 2 civarında C-47 askeri uçak havalimanına indi. Uçağın kapısı açıldı. Subay ve astsubaylar yan yana dizildi. 28 Mayıs 1960 sayın seyirciler. Bu adi darbeden bir gün sonra. Başta rahmetli Menderes, Ethem Menderes ki ayrı bir bahis, Ethem Menderes bir haindir. Başbakan Menderes satmış ve darbeye sebep olmuş adamlardan biridir. Hainlere dikkatli olmak gerekir. Ethem Menderes bunu not alın. Birkaç bakanı indirdiler aşağı. Rahmetli Menderes'e sille tokat askeri lojmana soktular döverek. Darp ettiler. Hem yürüyor hem askerler sille tokat içeriye sokuyordu. Biz de camdan izliyorduk. Yeşilköy Havalimanı 28 Mayıs 1960. Asker geldi. Işıkları söndürün. Ses etmeyin dedi. Geç vakitte yassıhaneye götürmek için tekrar çıkarıp Adnan Menderes'i götürdüler. Yine dövdüler. Başbakanımıza yapılanlara inanamadık. Hiç insanın aklına hayaline gelmeyecek bir manzara. Hala da gözümün önünden gitmez o manzara. İki tarafa astsubaylar dizilmiş. Uçak merdiveninden binaya kadar sille tokat götürdüler. Menderes ve yanındakiler hiçbir şey yapamadılar. Bizimle beraber Refet diye bir arkadaşımız vardı. Hüngür hüngür ağladı. Halk çocukları ağlar. Bu milletin çocukları Adnan Menderes'e yapılanı unutmadı. Unutmayacak. Yeniden söylüyorum. Bizimle beraber Refet diye bir arkadaşımız vardı. Hüngür hüngür ağladı. Menderes için ağlıyor diye onu da tekme tokat dövdüler. Karadayı diye meydan müdürümüz vardı. O gece hep beraber lojmandaydık. Bunu birebir yaşadık. Hep birlikte sessiz sessiz ağladık.